Zaniolo Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolò Zaniolo, İngiltere'de aracını bulamadı. Aston Villa'da süre almakta zorlanan ve tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta 917 dakika sahada kalan Nicolò Zaniolo için İngiliz basınında yer alan haberlerde Aston Villa'nın sezon sonunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Habere göre Premier Lig ekibi yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu Galatasaray'a geri dönecek. İtalyan yıldızın kiralama sözleşmesindeki detaya göre İngilizler oyuncunun opsiyonunu kullanmadıkları için Galatasaray artı 2,5 milyon euro daha kiralama bedeli alacak. Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 2 gollük skor katkısını verebildi. Victor Nelson'a İngiliz kancası. Kadrosundaki önemli oyuncularına sürekli teklifler yağan sarı kırmızılılar sezon sonunda yine Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen bir transfer politikası uygulayacak. Bu doğrultuda yıldızlarını göndermemekte kararlı olan Galatasaray'a, Abdülkerim ve Davinson'un gölgesinde kalsa da performansını yeniden artırmayı başaran Victor Nelson için adadan teklif var. Bu sezonun sonunda satılması kararlaştırılan Danimarkalı futbolcu konusunda Sevilla ve Lazio'nun yanı sıra İngiliz takımlarının da transfer ısrarları sürüyor. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak üzere harekete geçti. Nottingham'ın Victor Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve oyuncu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı bildirildi. Sarı kırmızılılar Victor Nelson'u 2021 yılının yaz transfer döneminde Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın gelecek sezon Abdülkerim ve Davinson'u Kaan Ayhan ve Emin Bayram'la yedeklemesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar Nelson'dan gelecek paranın büyük bölümünü orta saha transferinde kullanacak. Galatasaray'dan orta sahaya Wonderkid. Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile sezon sonunda yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar Ndombele'nin yerine transfer etmek için gözünü 23 yaşındaki Danimarkalı orta saha Albert Grønbech'e çevirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam eden yetenekli orta saha için Galatasaray sezon sonunda girişimde bulunacak. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda sol kanatta da forma giyebiliyor. 2022 yazında Danimarka ekibi Aarhus'tan 3,5 milyon euroya Bodø'ya imza atan Grønbech için Norveç temsilcisi 10 milyon euro talep ediyor. Manchester United'tan Galatasaray'a rekor teklif. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında Lazio'nun 18 milyon euroluk teklifini elinin tersiyle iten Galatasaray'a, yıldız Rubali için Mokeze İngiliz'de ve Manchester United teklif sundu. The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Lucas Torreira transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euroya transfer edilen Lucas Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Lucas Torreira, Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olduğunda da takımına 30 milyon euro kazandırmıştı. Emre Can Galatasaray'a. Galatasaray Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Türk asıllı yıldız Emre Can için harekete geçti. Takımıyla sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan 30 yaşındaki orta sahayla görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkinde forma giyebilen oyuncu için 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan sarı kırmızılılara Emre Can yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılılar mali şartlar konusunda oyuncu tarafıyla anlaşırsa Borussia Dortmund'da da transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu.
2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'da ayrılık. Kadrosunun güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, eldeki yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Boy ve Bakan bu transferleriyle kasasına bonuslar dahil 45 milyon euro koyan Cimbom, sezon sonunda da önemli satışlar yaparak büyük bir transfer bütçesi oluşturacak. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için yapılan teklifi paylaştı. Habere göre Serie A temsilcisi Lazio, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro önerdi. İtalyanların Kerem transferi için ısrarcı olduğu ve teklifi 16 milyon euro seviyesine kadar yükseltebileceği de aktarılan bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan Pasalic hamlesi. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda sezon sonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvazı. Cimbom'un 10 numara transferi için birçok alternatifin listesine yazdığı biliniyor. Sarı Kırmızılıların bu pozisyon için listesine eklediği yıldızlardan biri de İtalya'dan. Atalanta'da bu sezon çoğunlukla yedek alan Mario Pasalic Galatasaray'ın radarına takılan sol isim oldu. 29 yaşındaki futbolcu için masada kiralama formülü var. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncu konusunda maliyet araştırmaları ve temaslar devam edecek. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Pasalic, 2021 yılının sonlarında 28 milyon euroluk değere ulaşmıştı. Galatasaray'dan Lo Celso bombası. Daha önce Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden Galatasaray bu kez de Giovanni Lo Celso'nun peşine düştü. Sarı Kırmızılılar sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcunu yeni 10 numarası yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Lo Celso da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Giovanni Lo Celso Galatasaray'ın yeni 10 numarası olacak. İngiliz ekibi 2020 yılında 32 milyon euroya bonservisini aldığı Arjantin yıldızı kadrosunda düşünmüyor. Geçtiğimiz sezonu Villarreal'i kiralık olarak getiren Lo Celso bu sezonun başında Tottenham'a geri dönmüştü. Ancak yıldız futbolcu İngiltere'de bir kez daha umduğunu bulamadı. Kariyeri boyunca kendisi için 83 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lo Celso, eski formuna kavuşmak adına düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.